Akciğer kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Akciğer kanserinin erken evrelerinde genellikle tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahiden sonra elde edilen patolojik prognostik faktörlere bakarak ek tedavilerin nasıl olacağına yön verilebilir. Bazen kemoterapi cerrahiden sonra eklenebilir. Bazen patolojik prognostik faktörlere bakarak radyoterapi eklenebilir. Şimdi son yıllarda stereotaktik radyo cerrahi dediğimiz yüksek dozların tümör üzerine yönlendirilerek yapılan tedaviler de cerrahi olarak opere edilemeyecek durumda ya da medikal olarak bazı başka hastalık sebeplerine bağlı operasyonu yapılamayacak olan hastalarda bir radyoterapi seçeneği olarak önümüze gelmiş durumda ve çok başarılı sonuçlar bildirilmekte. Daha ileri hastalıkta, yani ameliyat edilemeyecek durumda olan hastalarda, bu cerrahi olarak ameliyat edilemeyecek olan hastalarda ya da bir takım komorbid hastalıkları dediğimiz hastalıklara sahip olması nedeniyle ameliyat edilemeyecek hastalarda, mesela aşırı kalp yetmezliği olabilir, aşırı solunum yoluna bağlı bir takım hastalıkları olabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. Opere ettiğinizde akciğer volümü hastanın hayatını idame ettirmesinde yeterli olmayacağı bilinen hastalarda da cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ile eş zamanlı olarak tedavi seçeneği olarak karşımızda yer almakta. Daha ileri dönemlerde, yani metastatik hastalıklarda ise kemoterapi birincil tedavi modalitesi olarak şeyde, ama hani kansere bağlı tümör kanaması gibi kanserin bazı dokulara yaptığı basılar nedeniyle oluşan semptomların giderilmesi amacıyla kanserin metastazlarının sebep olduğu bazı durumlarda, mesela kemiklere yayılmasıyla oluşan ağrıların giderilmesinde, beyne yayılmasıyla oluşan nörolojik semptomların düzeltilmesinde de gene radyoterapi ön planda karşımıza tedavi metodu olarak çıkmaktadır. Peki hocam, bu korona günlerinde seanslarda herhangi bir gecikme olmadı tabii. Tedavilerini alacak mı? Şimdi şöyle, korona ile ilgili pandemi bildiriminden itibaren gerek Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, gerekse Avrupa ve Amerika'daki derneklerle irtibatlı olarak tedavi modaliteleri biraz hipofraksiyone dediğimiz daha kısa sürede biraz daha yüksek dozların verileceği ve tedavilerin daha kısa sürede tamamlanacağı şekiller konusunda hem fikir olundu. Kanser korona falan dinlemez. O nedenle mutlaka tedavilerinin yapılması gerekiyor. Koronaya göre biraz daha tehlikeli olarak düşünülebilir eğer tedavi edilmezse bu hastalar. O nedenle radyasyon onkolojisi kliniklerinde de, ülkemizde radyasyon onkolojisi kliniklerinde de hijyen kuralları, sosyal mesafe kuralları ve diğer kurallar gözetilerek hasta randevuları, hastaların birbiriyle karşılaşıp bir yoğunluk oluşturmasını önlemek amacıyla düzenlenerek tedavileri devam edildi hastalarımıza. Uygun olan hastalara Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Astro gibi Avrupa ve Amerika derneklerinin ortak görüşleri doğrultusunda oluşan uygun hastalara da hipofraksiyone tedavilerle tedavileri hızlı bir şekilde yapıldı ve tedavilerimiz devam etti tabii ki. Evet, yani bu zorlu süreçte kanser hastalığı gerçekten ilerleyen süreçlere atılacak bir hastalığı değil, bir ameliyat evet, gibi değil evet, mi hocam? Evet, evet.
O nedenle biz tedavilerimize durmaksızın burada evet. devam ettik. Hastalarımızı en güvenli şekilde olacak bir ortam oluşturarak tedavilerimize devam ettik.